Metin hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, seni gördük böyle yaklaştık. Kayıkların bakıyorum da kayıklar toplanmış şu anda. Evet, sizin de kayığınız var bildiğim kadarıyla. Bir genel bir bilgi alalım. Nedir bu durum? Evet. Şimdi biliyorsunuz pazara bir havaalanı yapılıyor. Bu havaalanında pazarın köylerinden Yeşilköy, İkiztepe, Kukulat önüne yapılıyor. Bu şeyler havaalanı yapılırken tabii ki büyük kamyonların harfiyat yük taşıdıklarını görüyoruz. Dolgu malzemesi taşıdıklarını biliyoruz. Dolgu malzemesi taşırken şu gördüğümüz tüneli kullanıyorlar. Fakat 200'e yakın kamyon çalıştığı için bu tünel aynı zamanda servis yolu. Dolayısıyla tehlike arz ediyor. Tehlike arz ettiği için inşaat firması başka bir şey düşündü. Bizim Yeşilköy'ün ait olan, yani Yeşilköy'ün kullandığı, Sivrikale'nin kullandığı, efendim Laroz'un kullandığı, Kukulat'ın kullandığı bir balıkçı barınağımız vardı. Hatta kendileri de kullanıyor göründüğü gibi. Oradaki gemiye efendim harfiyat dolduruyorlar ve onu denize de boşaltıyorlar. Aynı zamanda kamyonlarla boşaltıyorlar. Gemilerle de iki tane mi, üç tane mi gemileri var. Şimdi dolayısıyla kamyonlarla yapılan harfiyat nakli bu servis yolunda hem tehlike arz ediyor hem de kendilerine bu tünel yetmiyor bu yol. Onun için inşaat firması bir karar aldı. Balıkçı barınağını doldurma kararı aldı. Evet. Onlar da bize dediler ki kayıklarınızı çekin. Efendim biz de gördüğünüz gibi kayıklarımızı sahil yolunun kenarına servis yolunun kenarına hepimiz çektik. Kaldı ki şimdi balık mevsimi. İnsanlar balığa çıkacaklar, evlerine balık getirecekler. Bu bir hobi ama bundan para kazanan arkadaşlarımız da var. Kayıklarımızı çektik ama ne zamana kadar bize liman yapacaklar şüpheli. Sözde Zelek tarafındaki bir Zelek limanına bitişik bir liman düşünüyorlar, balıkçı barınağı düşünüyorlar. Ama hatta oranın ihalesinin yapıldığı da söyleniyor. Fakat bizim balıkçı arkadaşlar soğuk su barınağı da dolgu yapılacak, orası da dolacak, doldurulacak. Pazarın önünde bir dolgu alanı var ilçenin önünde. Orası da dolacak. Dolayısıyla soğuk su barınağı ile bizim barınağı işte Kukulat dediğimiz köyün aşağısında birlikte bir liman yapılmasını istiyor. Genellikle arkadaşlarımız, balıkçı arkadaşlarımız. Bu konuda yöremiz milletvekili Aşkın Baklan da zannediyorum görüştüler. Evet. Bize destek olurlarsa bütün balıkçıların efendim köylünün diğer efendim köylerin örneğin Kukulat'taki, Laroz'daki, Torduvat'ta, Koksuvat da var. Koksuvat yani evet. Hisarlı. Evet. Hisarlı köyünün şeyleri de balıkçı tekneleri de burada. Orayı istiyorlar. Bilmiyorum eğer uygun görürse. Ama ne zaman yapılır? Bu kayıklar ne kadar burada bekler? Bunlar herkes için, kendileri için bir servettir. Efendim ne kadar burada bekler? Ne kadar dayanır? Yağmur, çamur, toprak. Bunda sıkıntı var. Bir an önce efendim limanın balıkçı barınağının yapılması gerekiyor. İnsanlarımız evlerine en azından taze balık getirsinler. Komşularına taze balık getirsinler. Kimileri efendim evinin istikakını sağlarken para da kazanıyorlar. Dolayısıyla insanları mağdur etmemek lazım. En erken zamanda limanın bir an önce efendim bitirilmesi gerekiyor. Zaten denizimiz alınarak efendim bu beş köyün önü efendim
havaalanı yapılarak bu 5 köylü zaten mağdur kaldı. Aslında Melyat'la Çaylı Tüneri arasında insansız ve insanların kullanmadığı, köylülerin kullanmadığı bir alan vardı. Oraya yapılsaydı çok daha efendim doğru olurdu. Şu 5 köy deyince şu kadar insan ekmeğini, denizi burada öğreniyor. Denizciliği burada öğreniyor. Deniz hayatına başlıyor. Kimisi gidiyor efendim gemici oluyor. Kimisi makinist oluyor. Efendim dünyayı dolaşıyorlar, para kazanıyorlar, memleketlerine dönüyorlar. Ama denizi burada öğreniyorlar. Evet. Şimdi bu 5 köyün önünü efendim kestin mi denizle alakaları kalmıyor. Dolayısıyla evet, denizcilikleri bitmiş oluyor diye düşünüyorum. Bakın şimdi kamyonlar geliyor bir taraftan. Şeye doğru, tünele doğru dönün. Evet. Bakın tehlike arz ediyor. Tabii diyorsun, çok tehlike. Büyük kamyonlar. Efendim bunlar bazen bak arkasından da minibüs geliyor. Evet. Yolcu minibüsü, servis minibüsü bu. Rize'den gelen minibüs. Bak orada ay bir de şey, zemin çok bozuldu. Bakın görüyorsun. Zemin de, tehlike zemin arz ediyor. Kamyonlar çıkıyor, servis yolları çıkıyor. Bazen 10 tane, 15 tane peş peşe geliyorlar. Evet. Bak şurada geri dönüyorlar. Evet. Şurada hemen yakında kantarları var. Kantarlarda evet, efendim sıraya girdikten 10 tanesi, 15 tanesi peş peşe yolu da kesmiş yolu da oluyor ve tehlike arz ediyor. Çok tehlike doğru arz ediyor. O nedenle herhangi bir şeye maruz kalmamak için evet, limanlı bu konu yapıp doğru, oradan yol yapacaklar. Doğru bir şey ama tabii ki burada balıkçıların mağduriyeti söz konusu. Bir de hocam mesela alınmayan bazı şu anda barınakta bulunan birkaç kayık görüyorum. Onlar direniş da mi yapıyorlar? Yok. Onlar da aklıma o geldi. Onlar da şimdi yoksa neden onlar çekilmedi? Fırsattan istifade belki birkaç gün daha fazla denize çıkmak isteyecekler. Evet. Sonuçta buraya çekmezlerse komşu barınaklarda kendilerine bir yer bulacak.